ağrı tedavinin, ağrı algolojinin özellikle ilgilendiği alanlardan başta gelenlerinden birincisi baş ağrıları, bir diğeri de kas kaynaklı ağrılardır. Özellikle boyun kasları ve omuz kaslarının işin içine karışmasıyla gerilim tipi baş ağrısı dediğimiz kaslarda oluşan tetik nokta adı verilen kramp noktalarının kaynaklı olduğu ağrılar migren ağrılarıyla çok karışır. O yüzden bir bütün olarak düşünmek lazım baş ağrısının bütün komponentlerini. En başta gelen algolojinin ilgi alanlarından bir tanesidir. Baş ağrısı ile gelen hasta öncelikli olarak detaylı bir fizik muayene ve gerekli ise laboratuvar yöntemleriyle ve görüntüleme yöntemleriyle araştırıldıktan sonra eğer altta yatan bir sebep varsa ilgili branşa yönlendirilir. Eğer altta yatan bir sebep yoksa artık ağrı kendisi hastalık haline gelmişse bunun migren mi, gerilim tipi baş ağrısı mı veya başka bir baş ağrısı nedeni mi olup olmadığı ayırt edildikten sonra buna yönelik tedaviler uygulanır. Migrenin tedavisi tamamen farklı, kas kaynaklı ağrıların ise biraz daha farklıdır. Ancak ikisinde de ortak yolda ilerlediğimiz profilaksi adı verilen atakların, baş ağrısı ataklarının arasını açtığımız ilaç tedavilerimiz var. Bu bir kombine tedavidir. Ağızdan alınan ilaçlarla enjeksiyon yöntemlerinin birlikte kullanıldığı, çeşitli egzersiz hareketlerinin devreye sokulduğu ve başka branşlarla kombine olarak çalışılan son derece uzun soluklu ve detaylı bir tedavi yöntemidir. Ancak kas kaynaklı ağrılar sadece baş bölgesinde değil, kasların yer aldığı bütün vücut bölgelerinde olabilir. Kollar, bacaklar, sırt gibi. Bunlar değişik sendrom isimleri veya değişik tanılar alırlar. Yine tedavileri ağızdan kullanacağımız ağrı kesici ilaçlarla başlayan bir spektrum olup enjeksiyon tedavilerine kadar giden, yaşam tarzını değiştirmeye kadar ilerleyen ve zaman zaman psikiyatri desteği aldığımız, zaman zaman fizik tedavi desteği aldığımız ağrı tedavi yöntemlerini içerir. Son derece kompleks ve sıkça görülen, toplumda görülen ağrı nedenleridir. Ancak algolojinin en çok algoloji polikliniğine başvuran hastalarda genellikle bu tip, bu grup hastalardır.